toplumun engellilere bakış açısı nasıl? Toplumdan ne bekliyorsun? Engelli olmak bence benim görüşüm büyük bir nimet. Allah'ın bize lütfu. Bunu biz biliyoruz, anlıyoruz ama maalesef halkımız anlamıyor. Bize acıyacaklarına yardımcı olmalarını istiyoruz. Acımayla bakmasınlar bize. Biz acınacak durumda değiliz. Aa bu kız deli, aa işte zihinsel engelli falan filan. Ben bunu çok kez rastladım, çok kez kulağımla duydum. Çok sinir krizleri geçirdim. Hatta bir eğitimci öğretmen parkta çocuğun zihinsel engelliyse evinde otur hanımefendi. Ne işin var senin burada? Dedi bana. Bu beni çok yaraladı. Çok üzdü. Siz rahatsız oluyorsanız siz evinizden çıkmayın dedim. Vallahi mahallede çok horluyorlar beni. Diyorlar engelli diyor, deli diyor. Neden şey yapıyorlar ki diyor, uğraşıyorlar bunlarla diyor. Ama ben diyorum biz ileride ama maaş alacağız diyorum. Garsonluk kursuna gidiyoruz diyorum. Üçte ikisini ne alacağız diyorum. Yok diyor, siz yapamazsınız işleri diyor. Ben de o zaman siz bu sokaklarda geziyorsunuz ama biz gene de bir şeyler öğreniyoruz. Bir yerlere gidiyoruz, fotoğraf çekiyoruz diyorum. Ben sizin gibi herkese sataşmıyorum diyorum. Benim bir hastalığım var, onu ben bilirim kendim diyor. Sizin de anlatmanıza gerek yok diyor. Beni üzen şey, birisi beni üzdüğü zaman ben üzülüyorum. Mesela hor görüldüğüm zaman mesela. Mesela toplumdan sayılmadığım anda işte kendimi üzgün görüyorum. Kendimi topluma alıştıramadığım zaman üzgün hissediyorum yani. İnsanlarla iletişim kuramıyorum, yabancı hissediyorum ki herkese karşı kendimi. Ama çok ters tepkiler alıyorum maalesef. Minibüste olsun, parkta olsun, kafeteryada olsun. Yani çocuğum bir kelime konuştuğu zaman pıs 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 pıs. Aa bu kız zihinsel engel, ay deli, yazık diye acıyorlar. Acımasınlar bize, niye acıyorlar ki? Acınacak durumda değiliz biz. Türkiye'de engellilerin karşılaştığı en büyük sıkıntılar, sorunlar nelerdir? Türkiye'de engellilerin en büyük karşılaştığı sıkıntılar, sorunlar. Birincisi engelli kaldırımlarının ya bozuk oluşu ya da olmayışı. Sağlık alanında yeterli birliğin, beraberliğin ya da sağlık yetersiz diyelim. Böyle büyük sağlık alanları olmayışı. Eğitim eksik, evet eğitim eksik. Eğitime katkıda bulunmamız gerekiyor. Mesela kurslar açmamız gerekiyor, bir okul oluşturmamız gerekiyor. Çocuklarımızı, engellilerimizi adapte etmemiz gerekiyor. İlkay, toplumdan ne bekliyorsun? Bize el uzatsınlar ve iş imkanı sağlasınlar. Onları beklerim. En hoşlandığı şeyler nelerdir? Mesela biz yürüyüşlere çıkıyoruz, yürüyüşü seviyor. Mesela basket oynamaya gidiyorum, o da geliyor, o da seviyor, mutlu oluyor. Hani kalabalıktan pek hoşlanmıyor, şarkı söylüyor. Mesela müzik açıyor, arkadan sürekli onu hep tekrarlıyor, yani söylüyor. Fotoğraf kursuna katılmıştım. İyi ki katılmışım. Güzel yerler görüyoruz, görüyorum. Güzel resimleri çekiyoruz. Öğretmenimizi çok seviyoruz. Annemi seviyorum yani ben. Bir kişiye yardım ettiğim zaman mutlu olurum. Ona faydam dokunduğu zaman mutlu olurum. Yalova'da tek başıma kardeşimle gezdiğimde mutlu olurum. Arkadaşlarımla da olduğum için mutluyum. Arada arıyorlar, sağ olsunlar. Fotoğraf çekme kursuna katıldım. Bir de Engelsiz Kafe kursuna katıldım. Folklor'a katıldım. Bir de Davuk'a. Mutlu olduğum anlar namaz kılmakla geçiyor. Selen oynamayı, gülmeyi, şarkı söylemeyi, topluma girmeyi, toplumla herkesi, insanları çok seviyor Selen. Evde şarkı söylüyor. Eline tarağı alıyor, mikrofon yarışmaya katılıyorum diyor. Yalova'dan katılıyorum diyor. 23 yaşındayım ben Selen İnanç diyor. Ondan sonra örgü örüyor, müzik dinliyor. Fotoğraf çekmeyi seviyor musun? Seviyorum. Neler çekiyorsun?
yaşlıları, kedileri, köpekleri, insanları, çiçekleri, papatyaları. Kurslar senin için yararlı oluyor mu? Evet. Çok mutluyum. Sizi çok seviyorum. Söyle bakayım. Biz Gülümseyen Avcı Titem her hafta sonları